Orada mülteci dolmuş, demografik yapı zarar görmüş, içeride toplumsal çatışma biraz daha körüklenmiş. Toplumsal değerler biraz daha aşınmış, toplumsal barış giderek hiçbir umurunda değil. Tek bir amacı var. Ben iktidarda nasıl kalırım? Tek bir amacı var. 2023'ü nasıl kazanacağız? Bunun için ekonomiyi canlandıracak bir parayı nereden buluruz? Ya Katarlılara peşkeş çekeriz, ya mültecileri satarız, ya yolsuzluk yaparız. Ya aklın her şeyi yapabilir. O yüzden her programda söylüyorum, bir kere daha söylüyorum. Gasp bir ülkenin halkıyız. Gasp bir hülk ülkenin halkı konuşarak, analiz yaparak, tarih vererek, iki sene sonra seçimden sonra şöyle yaparak diyerek sorunu çözemez. Gasp bir ülkenin halkı ona göre davranır. O gaspten nasıl kurtulacak? Nasıl bir acil eylem planı ortaya koyacak? Nasıl bir politika, nasıl bir siyaset, nasıl bir yaklaşım geliştirecek ve buradan çıkacak? Mesela mülteci akınını durdurmak için ben somut eylem bekliyorum muhalefetten bize. Ben sadece muhalefetten beklemiyorum. Bize de öncülük yapacak. Yani halka, her birimize öncülük yapacak. Ama bu mülteci düşmanlığı anlamında söylemiyorum. Gidelim mültecileri yağmalayalım, kovalım meselesi değil. Geçen programda söylemiştim, Murat'a katılıyorum. Tekrar söylüyorum ülkesini başına yıktığımız insanlar geliyorlar. O insanlara kızarak değil. Buna bir çözüm. Suriye tamam. Şimdi Afganistan asker gönderecek. Oradan Pakistan geliyor. Öbür taraftan Bangladeş geliyor. Afrika'dan geliyorlar. Murat'ın dediği gibi Afganistanlar buradan bir geçiş sınır ama ben ona tek pek imkan vermiyorum artık. Biliyorsun Avrupa tamamen kapattı. Seti Kalacaklar çekti. muhtemelen kapattı yani A alma yok gelen burada kalacaklar bunun altından Türkiye'nin kalk kalkması neredeyse imkansız şimdi şöyle bir şey var tabii ee, yani şöyle bir durumda karşı karşıya dünya da karşı karşıya yani böyle bir hani felsefi sadece bir şey konuşalım ne yapalım falan değil ee, demek dünya çok ağır bir göç sorunuyla karşı karşıya ee, yıllar evvel işte bir gazeteciliğin başında başka bir konuda geçen galiba dışişleri bakanlığında sınır aşan sular bölümünde bir briefing almıştım. Orada hep söylüyordu, önümüzdeki dönem esas savaşlar, krizler, problemler su yüzünden, iklim yüzünden, bu krizler yüzünden çıkacak. Bak bugün İran'da, önce İran'ın güneyinde, bugün Tahran'da çok büyük protesto gösterileri var Levent. Ana sebebi ne biliyor musun? Su. Su yok. İran... Kuraklık iklim krizi yüzünden su sorunuyla karşı karşıya. Önce e, İran'ın daha böyle e, kasaba kır kesimlerinde başladı. Bugün Tahran'da çünkü Tahran'ın merkezindeki pek çok yere elektrik verilemediği için oradaki esnaf isyanda yani su yok, barah çalışmıyor falan. Şimdi Türkiye'nin özellikle içinde bulunduğu coğrafya itibariyle de kendisinin içinde bulunduğu yer için çok acil bir göç Türkiye'ye yani bugün İran'dan gelecekler suyla ilgili problemde. Irak'tan zaten bir dönem gelmişti. Gene gelecekler. Afganistan'dan gelecekler. Dolayısıyla Türkiye bir sınırı nasıl kontrol altına alır? Bu geçişleri. Çünkü bu geçişlerin tamamına biz yüzde yüzüne ya işte hepsi kaçtılar geldiler diyebilir miyiz? Yoksa Suriye'den Afganistan'a kadar Türkiye'nin güvenlik ya terörist olabilir o insanların bir kısmı. Yani o sınırı dikkat edeceksin. Fakat bugün Evrensel'de bir öğretim üyesinin bir mülakatını okudum. Çok enteresan bir şey söylüyor. Levent, savaşı çıkartan gittikleri ülkeleri yakıp yıkan emperyalistler. Dönüp ben senin sınır güvenliğini sağlayacağım. Gel sınıra özel kameralar, termal kameralar koyalım. Oradan geçenleri sen iyi yakala diyen. Yine o emperyalistlerin şirketleri. Altında kalan halklar. Suriyeliler, Afganlar, Türkiye'de yaşayanlar. Yani insanların, hep programda aynı şeyi söylüyoruz. Ya ne olur, sonuç değil. O insanlar hakikaten aç açlıktan, acıdan, savaştan, ölümden kaçıyorlar. Bakın ana merkez orası. Gözler oradan kaçıyor hep. Yani bu savaşı, bu e, yok oluşu yaratan bu güçlere siz görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Herkesin, Türkiye için de söylüyorum bunu gönlünde ya bir gün gideyim Almanya'ya gideyim, AB vatandaşı olayım Fransa'da yaşayayım tatilimi mu, mu, e, mümkünse Kottazur'da yapayım, Kan'a gideyim, Nis'e gideyim hayaller burası. Adamlar bir dakika diyorlar istemiyoruz kardeşim biz sizden gelen özellikle bir mülteciyi de istemiyoruz sizi de istemiyoruz. Bak gözümüzün içine baka baka bunu da söylüyorlar biz sizi bir gün Avrupa Birliği üyesi olmanızı istemiyoruz diyorlar. Ama Türkiye'deki insanlar Yunanistan ya hani Buradan giden o göçmenleri, o sahil güvenlik botlarıyla, o insanları, o göçmenleri, ailen bebek fotoğrafı hala bizim gözünde ve gönlünde. Ailen bebek, binlerce ailen bebek var. O bebek fotoğrafına ağlayıp bugün ortaya konulan, özellikle Türkiye'nin her kesiminden, demokrat olan kesimlerinden de bu yaşayan çocuklara, evlatlara, bebeklere, Bunlara böyle yaklaşmak, bunları hedefe koymak. Yani hep bunlar ama esas nokta nedir? Esas nokta AKP'dir. Bugün Yasin Aktay AKP'nin ölçülerinden bir tanesi Suriyeler giderse ekonominin bir kısmı çökebilir demiş. Neden diyor? Senin dediğin gibi bir kısmı AB fonları ama esas Levent Türkiye'de Ucuz iş, iş, iş gücü. Ucuz, ucuz emek gücü. Ah ucuz emek gücü. Pek çok yerde küçük ve orta boyu işletmede o insanlar sigortasız boğaz toplumuna çalıştırılıyor. Onların Onların üzerinden para kazanıyor bir insanlar. Bunu da iktidar biliyor. Bunu biliyorsunuz. Göz göre göre o insanların boğaz tokluğuna, açlıkla, zorlukla yaşamaya çalıştığını görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hıkınız çıkmıyor hedefle ve gösterdiğiniz zaman böyle bir iki tane efelenme hariç. Bunlarla ilgili politika üretmiyorsunuz, üretemiyorsunuz. Ama bu insanları siz hem Türkiye içinde hem dışarıya karşı, AB'ye karşı, Amerika'ya karşı bir Pazarlık unsuru olarak. Ya insandan pazarlık olur mu? Acıdan, çoluktan, çocuktan, ölümden pazarlık olur mu? Böyle bir vicdansızlık olur mu? İktidar ama biraz evvel söylediğim belediye başkanı gibi insanlar da demen evet seçim kazanabilirsiniz. Ben Türkiye'den Suriyelileri yollayacağım arkadaşlar. Dediğiniz andan itibaren ilinizde, ilçenizde, Türkiye'de kazanabilirsiniz. Ama biz insanlığımızı, biz vicdanımızı bunu bir romantik bir şekilde söylemiyorum yanlış anlama. Tabii ki de bu ülke bu kadar fazla insanı görüyoruz. Ee, i̇nsanların sosyal patlamasını görüyoruz, işsizliğini görüyoruz, acısını. Ama bir taraftan da ya insan olmak diye de bir şey var. Bu çağ yangınında insan olmak gibi bir sorumluluğumuz da var insanların. Duygusal olarak değil. Buna ne bekliyoruz ee, muhalefetten? İktidarın yapmadığı neyi bekliyoruz? Kemal Bey'in o 5 dakikalık videosunda kısmen onu anlatmaya çalışmış. Beklediğimiz şey şu. Arkadaş biz bu acıya karşı, bu, bu kadar insana karşı içeride böyle bir politika götüreceğiz. Ee, bunları tabii ki de kamyonlarla sınır dışına atmayacağız, atamayız. Ama Türkiye'deki artık hani potansiyeli kaldırabilme gücü bu kadardır. Bunları da içeride ve dışarıda bir şekilde birlikte yaşayacağımız, onların aç kalmayacağı, itelenmeyeceği, ötekileştirmeyeceği bir sistem üzerinden götüreceğiz demesini beklerken işte yabancıya diyor, yabancı diyor, 10 kat fazla vergi diyor bu mudur sosyal demokrat bakış? Bu mudur sosyal demokrat çözüm önerisi? Bununla ilgili birkaç cümle diyeyim sonra diğer konuya geçelim mi? edersen Bizim buradaki muhatabımız ne Avrupa Birliği'nin bu küstah başbakanların başbakanları yaptıkları açıklamalardan dolayı söylüyorum. Ne de gariban mültecilerdir.